Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis hafif bir tatlı yapacağız. Bol sütlü, çikolatalı, bisküvili, irmik tatlısı yapacağız. Malzemelerimiz nelermiş? Bir bardak su bardağı şeker. Ondan sonra sütümüz var. Sütü bol kullanacağız. Bunu görebilmeniz için koydum. Ondan sonra bir su bardağı kadar irmik var. Bisküvimiz var. Ondan sonra biraz tereyağı ya da margarin kullanabilirsiniz. Çikolata sosumuz var. Vanilyamız var. Kek kalıbınızda böyle değişik, ilginç, sevebileceğiniz bir tatlı yapmaya çalışacağız. Umarım beğeneceksiniz. Evet, öncelikle ocağımızı yakıyoruz. Tenceremizi üstüne koyuyoruz. 1 litre kadar bir süt kullanacağız. Ardından bir su bardağı irmiğimi ekliyorum. Biraz karıştırıyorum. Evet, ardından bir su bardağı toz şeker. Onu da ekliyorum. Karıştırıyorum. Burada şekeri karıştırmanız önemli arkadaşlar. Sütümüz ısınmadan şekerimizin erimesi lazım. Evet, böyle karıştırıyoruz ta ki sütümüz böyle yoğun bir kıvama gelene kadar. Karışımımız böyle yoğun bir hal aldı. Şimdi bu sırada yağımızı ekliyoruz. Tereyağı ya da margarin. Ondan sonra şekerli vanilin var. Şu şekilde bir paket ekliyorum. Gene karıştırıyoruz. Bu arada karıştırın, yoksa dibine yapışır. Biraz tüpün dibini kısalım. Çok fazla hızlı bir ateş olmasın. Böyle de birkaç dakika iyice karıştırıyoruz. Karışımın tadına bakalım. Nasıl olmuş? Çok sıcak. Şöyle. İyi, fena değil. Güzel olmuş. Tatlı. Vanilyalı bir şey olmuş. İyice karıştırıyoruz. Bu kadar yeterli. Şimdi bunu tüpten alıp kalıba koyacağız. Malzememi alıyorum. Şu şekilde. Bakın, yoğun bir kıvama gelmiş, bol sütlü. Şimdi bunu koyuyoruz. Kek kalıbımız var veyahut da başka bir yere de kullanabilirsiniz, tepsiye de yapabilirsiniz. Şöyle hafif bir suyla ıslatıyoruz. Şöyle bunu çalkalıyorum. Şöyle. Kalan suyu da döktüm. Kek kalıbının dibine yapışma olasılığını ortadan kaldırmak için, daha iyi çıkması için böyle yaptım. Şimdi bunu döküyorum. Kek kalıbıma döküyorum yaptığım bütün karışımı. Karışımı döktüm. Üstünü hafifçe böyle teraziye gelecek şekilde ayarlıyoruz. Sonra da tadına da bakalım. Güzelmiş. Şimdi petibör bisküvimiz var. İstediğiniz bisküvi de kullanabilirsiniz. Bunları alıyoruz. Şöyle yatay bir şekilde, şöyle içine geçecek şekilde oturtuyoruz. Şu şekilde. Bunu sıcakken yapıyoruz. Burada dilediğiniz kadar bisküvi kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi irmik tatlımızın oda sıcaklığına gelene kadar soğutuyoruz. Daha sonra dolaba atacağız. Böyle dolaba atarsak bu sıcak dolabın bayağı elektrik tüketmesine neden olur. Önce ortam sıcaklığına alıyoruz. Şöyle bir tepsiye, geniş bir tepsiye aldım. Su ekliyorum böyle. Daha hızlı soğuması için. Yeterince su ekledim. Hatta varsa elinizde biraz da buz kullanabilirsiniz. Daha hızlı soğusun diye. Şimdi kenarlarına buz atıyorum. Bunu soğutacağız. Daha sonra dolaba atacağız. Evet arkadaşlar, bu arada tatlımızın üst çikolata sosunu yapacağız. Bunun için tüpe bir tane böyle tencere koyuyoruz. 2-2,5 bardak kadar süt ekliyorum. Şöyle. 2. Evet. Bu da 2,5. Tam 2,5 bardak geldi. Daha sonra çikolata sosumuz var arkadaşlar. Bunu açıyorum. Ve ekliyorum.
Evet, tamamını ekledim. Çikolata sosunu size göstereyim nasıl bir şeymiş. Aha, şöyle bir şey. İçinde şeker ve şey var. Şöyle. Kakao gibi bir şey. Evet, şimdi bunu karıştırıyoruz. Çikolata sosumuzu sürekli karıştırıyoruz kaynayana kadar, yoksa dibine yapışır. Şöyle kenarlarında hafifçe yanmış olanlar var. Biraz kokusu farklılaşmış. Böyle sabırla güzel bir şekilde kaynatıyoruz. Evet, çikolata sosumuz doldu arkadaşlar. Kaynadı. Şu anda hazır. Tüpümü kapatıyorum. Kekimiz olana kadar çikolata sosumuzu arada bir böyle karıştırıyoruz. Bunu da oda sıcaklığına gelene kadar soğutuyoruz. Evet, bu arada irmik tatlıma bakıyorum soğumuş mu diye. Evet, bayağı soğumuş. Evet, şimdi bunu alıp ya 3-4 saat buzdolabında ya da 1-2 saat derin dondurucuda tutacağım. Ondan sonra diğer aşamaya geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, irmik tatlımız yeterince soğudu. Şimdi bunu ne yapacağız? Sunum yapacağız. Bakalım nasıl bir şey yapacağız. Öncelikle şunu şöyle ters çeviriyoruz. Tepsimize. Şöyle. Evet, çıkıyor ve çıktı. Evet. Şöyle. Asıl şöyle biraz kenara verelim. Evet, şimdi çikolata sosumuzu alıyoruz. Şöyle karıştırmıştık daha önce. Şimdi çıkaralım. Ah, şöyle ekliyoruz. Şöyle. Şöyle ekliyoruz. Etrafına. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Enfes gözüküyor. Şimdi bir keselim, bakalım nasıl beğenebilecek miyiz? Şöyle. Evet. Şu şekilde. Aha, jöle gibi sallanıyor. Şöyle alıyoruz. Nefis olmuş arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin diyoruz. Afiyet olsun.